Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün stüdyomun terasından sizlere sesleniyorum. Yolladığınız parçaların hepsini dinledim. Kanal sayesinde birçok arkadaşımdan çok iyi eserler mail adresime düşmeye başladı. Eserlerin hepsine tek tek cevap verdim. Mail atanların hepsine kendi kişisel yorumlarımı bildirdim. Genel olarak ne gibi yorumlar yaptığımı sizle paylaşmak istiyorum. Ve videonun devamında da birine bir demo atılacağı zaman nelere dikkat edilmesi gerektiğinden birazcık bahsedeceğim. Eserler söz, müzik ve güfte olarak daha çok gayet iyi eserlerdi. Yani profesyonel bir aranjmanla çok iyi yerlere gelebilecek eserler geldi mail kutuma. Bu beni son derece mutlu etti çünkü maili ulaştıran insanların genelde bana söylediği şey şuydu. Sen ve senin gibi YouTube üzerinden eğitim videoları paylaşan hocalarımızın öğrettiği şeyler sayesinde ben bu şarkıyı nihayete erdirdim gibi geri dönüşler aldım. Bu son derece sevindirici bir olaydı. Gördüğüm ilk eksikliği söylemek istiyorum. Tek gitarla, tek piyanoyla veya akapella olarak demo atmanızda hiçbir problem yok. Hatta bazı noktalarda prodüktörün daha çok işine gelebiliyor bu durum. Fakat kesinlikle çaldığınız eşlik enstrümanının akordunun çok iyi olmasına dikkat edin. Nasıl olsa demo yapıyorum, akordu çok önemli değil. Zaten karşı taraf müzisyen olduğu için beni anlayacaktır gibi bahanelere sığınmayın. Çünkü akordu bozuk bir demo attığınız zaman inanın karşı tarafın parçaya olan ilgisi alakası çok büyük ölçüde dağılıyor. Demo da olsa, son nihai kayıt da olsa çaldığınız her enstrümanın akortlu olmasına muhakkak dikkat edin. İkinci nokta şu. Eğer demonuzu bir prodüktöre ya da bir aranjöre atıyorsanız muhakkak metronom ile kaydedin. Metronoma ulaşmak çok kolay. Yani bir sürü Android markette ya da Apple Store'da metronom uygulaması bulabilirsiniz. Hiçbir şey yapamıyorsanız bilgisayarda online metronom uygulamaları var. İnternet üzerinden aratıp bulabilirsiniz. Metronomla kaydedilmiş bir demo kayıt özellikle aranjörün işini çok kolaylaştıracaktır. Örneğin siz bir parça 115 BPM'de demo yaptınız ve karşı tarafa da dediniz ki ben bu demoyu 115 BPM'de yaptım. Aranjör 115 BPM'e ayarladıktan sonra programı sizin demonuzu oraya atıp hiçbir ritme oturtmak, edit vesaire gibi şeylerle uğraşmadan parçanızla ilgili çalışmaya başlayabilir. Unutmayın ilk heyecan her zaman en önemlisidir. Yani aranjörün ve prodüktörün ilk heyecanını edit yapmakla harcamayın. Direkt parçaya başlaması için metronom üzerine kaydedilmiş iyi bir demo atmanızda yarar var. Üçüncüsü, eğer ki parçanızın aranje edilmesini istiyorsanız ve bir aranjörle şarkınızı paylaşıp çalışacaksanız, yaptığınız demonun parçanın önüne geçmemesine özen gösterin. Bana kalırsa tek başına bir akapella her zaman en iyi demodur. Fakat bir gitar, bir piyano eşliğinde de tek bir enstrüman ya da en fazla iki enstrümanla da demolarınızı yapıp bir aranjöre atabilirsiniz. Fakat demonuz neredeyse bitmiş bir aranjeye yaklaşan formata geldiyse çalışacağınız aranjörün hayal gücünü birazcık törpülemiş olacaksınız, unutmayın. Çünkü eğer ki aranjör o demoyu sizin yaptığınız haliyle duyarsa kendi yapacağı sound'dan ve kendi katacağı şeyden birazcık onu uzaklaştırmış olursunuz. Yani onun hareket alanını daraltmış olursunuz. Bence buna da dikkat etmenizde yarar var. Konuşmak istediğim başka bir konu daha var. Ne yaparsanız yapın, demo, aranje, prodüksiyon, mix, mastering ne olursa muhakkak kendinize ait bir dil yaratmaya çalışın. Onunki gibi olsun gibi bir duruş bence sizi çok iyi bir yere taşımayacaktır. Ben sektöre başladığımda tabii ki çok iyi prodüktörlerden görüşler aldım. Onların işlerini bazı noktalarda taklit ederek iyi soundlar yaratmaya çalıştım. Fakat kendi soundumu, kendi duyumumu ve kendi dilimi geliştirmeye başladıktan sonra hem yaptığım işin kalitesi arttı hem de çalıştığım müşteri profili değişti ve müşteri sayısı arttı. Kendi sound'unuzu bulmak için de bana sorarsanız odaklanmanız gereken temel nokta iyi müzik dinlemektir. Şu anda ulaşabileceğiniz milyonlarca kaynak var iyi müziğe. Fakat bir şeyin iyisine ulaşabilmek de bir emektir. Ve bu emeği harcamadan da iyi müziğe ulaşamayacaksınızdır. Parçalarınızı aranjörünüze, prodüktörünüze yolladıktan sonra olgunlaşana kadar aranjör,
prodüktör ve sizin aranıza çok fazla kişinin girmemesine özen gösterin. Çünkü müzik herkesin tıpkı futbol gibi kolaylıkla yorum yapabileceği bir mecradır. Ve yorum yapan kişi sizi bazen yanlış da yönlendirebilir. Bu kişi çoğunlukla müzisyen olmayabilir, müzisyen olsa bile yanlış yönlendirebilir. Siz kafanızdaki, gönlünüzdeki sound'a ulaşana kadar parçanızın mahremiyetine özen gösterin derim. Ayrıca bitmeden, bitmiş parçalarla kıyaslamaktan da uzak durun. Bu parçanıza yapacağınız bir ihanet olacaktır. Parçanız teslim edildikten sonra tabii ki sevdiğiniz, beğendiğiniz ve dinlemekten keyif aldığınız eserlerle kıyaslamanızda hiçbir problem yok. Bu birazcık tabii mastering'in konusu olacaktır. Yani ses seviyesi ve şarkının genel dinamik aralığı ve rengi, genişliği gibi kavramlar. Onun dışında sizlere bahsetmek istediğim bazı kaynaklar var. Onlardan ilki, eğer özellikle Türkçe kaynak arıyorsanız ve müziğin ses teknolojileri kısmı ile ilgileniyorsanız ve birazcık bu işin fiziğine merak saldıysanız çok iyi bir Türkçe kaynak önereceğim size. Ayhan Zeren'in Müzik Fiziği kitabı. Birçok online markette bu kitap var. Çok da pahalı bir kitap değil. Muhakkak edinin ve kitabı anlayarak, vakit harcayarak, biraz kafa patlatarak okumaya çalışın. Emin olun yaptığınız işe çok şey katacaktır. Yaptığınız işi anlamanız için olağanüstü bilgiler edineceksiniz. İkinci bahsedeceğim husus, koronavirüs günlerinde birçok firma biliyorsunuz ücretsiz program erişimi sağlamaya başladı. Fender 3 aylık eğitim paketini ücretsiz olarak kendi sitesinden yayınlamaya başladı. Özellikle gitarla uğraşan arkadaşlar kaçırmasın derim. Logic Pro, ki benim de çok sevdiğim programlardan biri, 90 gün boyunca ücretsiz. Keza Final Cut, biraz video programlarıyla da ilgileniyorsanız Final Cut da 90 gün boyunca ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Belki bunların bir kısmının süresi dolmaya yaklaşmış olabilir ama tahmin ediyorum ki uzatılacaktır. Ableton Live'ın 10. versiyonun Suite modeli yine 90 gün boyunca ücretsiz. Ableton'a merak salan arkadaşlar Crack'le falan uğraşmadan direkt buradan olayı halledebilirler. Yine Türk yapımı bir synth uygulaması olan SynthMaster, KV331 firmasının ürettiği SynthMaster One programı ücretsiz. Ona da ulaşabilirsiniz ki inanılmaz iyi soundlar çıkıyor işin içinden. Yani Türk yapımı olması da birazcık milliyetçi duygularımı da kabarttı tabii bu durumda. Reaper 6 Haziran ayının sonuna kadar ücretsiz olacak. Reaper da bence DAW camiasına çok iyi bir giriş yaptı ve kullanıcılarını son derece memnun eden ve kullanıcı profilini, kullanıcı sayısını çok hızlı arttıran DAW'lardan biri. Muhakkak bir göz atın derim. iOS tabanlı yazılımlar kullanıyorsunuz. Minimoog'un D modeli ücretsiz şu anda. Yani eski tip synthesizer'lara meraklıysanız iPad'inize ya da telefonunuza indirip kullanabilirsiniz. Oldukça eğlenceli soundlar çıkartabiliyorsunuz. Synthesizer'lara meraklı arkadaşları memnun edebilecek bir tane daha synth var. Bu bir modüler synth. Voltage Modular Nucleus isimli bir synth ücretsiz. Böyle grafik olarak kabloları takıp çıkarabileceğiniz oldukça eğlenceli ve sesi de gayet iyi bir yazılım. O da şu anda ücretsiz. Bir göz atın derim. Söyleyeceklerim aslında temel olarak bu kadar. Böyle bir podcast vari bir video paylaşmak istedim bugün sizinle. Yayınlarım, derslerim devam edecek. Özellikle canlı yayınlara katıldığınızda çok mutlu oluyorum. Orada interaktif bir ortam da oluşturuyoruz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle.